ya ülkede aslında AKP MHP iktidarının yaratmak istediği bir savaş ortamı var. Faşizmini her geçen gün derinleştiren, içerisinde bulunduğu kaosu, krizi, bu kaostan, krizden daha doğrusu çıkamama halini savaşa derinleştirerek aşmaya çalışan bir iktidar gerçeği var dere. Bütün muhaliflere dönük baskı, sindirme politikalarını sürekli devreye koyuyor. Aslında bizler kadınlar olarak, mücadele yürüten kadınlar olarak her seferinde şunu söylüyoruz. 21. yüzyıl kadın yüzyılı olacak ve bu faşizmi yıkacak olan da kadınlar, biz kadınlar olacağız. Bu gerçekliği gören, bu gerçeklikten korkan iktidar bütün politikalarını kadınların kazanımlarını yok etme, işte kadınlara dönük saldırılarını arttırma, derinleştirme üzerinden yürütüyor. Çünkü toplumu değiştirip dönüştürecek olan kadınlardır. Bütün baskılara rağmen, bütün saldırılara rağmen kadınlar hiçbir zaman alanları, sokakları terk etmedi ve kendi kazanımlarını korumaya, var olan kazanımlarını artırmaya dönük mücadelelerini her yerde yürüttüler. Yani sokakta, evde, iş yerinde, bütün alanı aslında cezaevlerinde, bütün alanlar kadınlar için mücadele alanlarıdır. Ve kadınlar mücadele etmekten hiçbir zaman geri adım atmadılar. İktidar kadınların gücünden korkuyor. Kendi saltanatını, kendi iktidarını kadınların yıkacağını biliyor ve bu sebeple de saldırılarını devam ettiriyor. Sürekli operasyonlar, sürekli işte uydurup tanıklarla, oluşturdukları iddianamelerle, sürekli aynı zaten iddianameler, kes kopya yapıştır, benzer iddianamelerle kurgular yaratarak kadınları tutukluyor. Son operasyonda özellikle Kürt Kadın Hareketi aslında geldiği nokta, geldiği aşama açısından var olan gücünü gören ve bundan korkan, bunu Türkiye'de, Orta Doğu'da, aslında dünyada meşrulaşmış olan bir Kürt kadın hareketi var ve Kürt kadın mücadelesi var. Bundan korkan, bundan rahatsız olan iktidarın işte belirttiğim gibi uyduruk dosyalarla kriminalize etme, terörize etme, aslında en meşru mücadele olan kadın mücadelesini bir şekilde farklı yerlere çekerek bu şekilde sindirme, bu şekilde baskı, bunun üzerinden aslında bütün kadınlara bir mesaj, bir gözdağı verme. Bakın mücadele ederseniz tutuklarız, bakın mücadele ederseniz işte karşınıza her şeyi çıkarırız. Güç bizde. Yani bunu yaratarak aslında aynı zamanda Kürt kadınların üzerinden de genel olarak bütün kadınlara bir mesaj var, bir sindirme politikası. Aslında sadece son dönemle sınırlandırmamak gerekiyor. Sadece seçim sürecine girmiş olmaktan kaynaklı olarak AKP'nin son 20 yılda iktidarında kadına yönelik şiddet, işte terörize etme, baskı daha da artmış durumda. Bu seçimle ilgili durum, yani AKP köşeye sıkıştı, kim uzayacak? İlk başta bu ülkede yaşayan Kürtleri, Alevileri, ötekileri, yani muhalif olan tüm kesimleri terörize etme. Kadın konusunda zaten başından beri ürettiği politikalar hep düşmanlık üzerine. Kürt kadını olmak, mücadele eden Kürt kadını olmak ise siyasi iktidar tarafından başlı başına bir tehlike olarak görülüyor. Kadınlar en zor örgütlenen ama örgütlendiği zaman da yüreğini ortaya koyan, elini tamamen, elini değil de başını taşın altına koyan bir cins. Bu nedenle hep sistem tarafından tehlike olarak görülüyor. İlk vurduğu kişiler de zaten Kürt kadını. Yani son yapılan operasyonlarda bu düşmanlığın daha azgınca, daha vahşi boyutunun açığa çıkması olarak görüyorum ben. Ama kadınlar dirençlidir. Özellikle de Kürt kadınlar çok dirençlidir.
Zaten dün birçok yerde basın açıklaması oldu. Tepkilerin de daha da büyüyeceğini düşünüyorum. Bu yapılan saldırılar özellikle AKP iktidarının bu son 5 yıldır başlatmış olduğu özellikle kadın hareketini, kadın mücadelesini, kadın düşmanlığı politikalarla başlatmış olduğu bir sürecin parçası gibi görüyoruz. Aynı zamanda bugün İran'da yapılan işte kadın direnişi, işte bütün dünyaya yayılan kadın hareketinin direnişi özellikle bu pandemi sürecinden sonra ekonomik krizin başlamasıyla da iktidarların kendi iktidarını sağlamlaştırmak için bir otoriterleşmeye giderek dünyada bir otoriterleşme var ve bunu da kadınların mücadelesini elde ederek yapıyorlar. Dolayısıyla TCA'lı yol arkadaşlarımıza yapılan bu saldırı aslında dünyada da gelişmekte olan bu otoriterleşmenin özellikle Türkiye'de AKP ve MHP iktidarının seçimlerde yaklaştığı için kendisine bir mecra yaratmak istiyor, iktidarını sağlamlaştırmak için esas hareketli olan, direniş halinde olan kadın direnişini kırmaya çalışıyor. Bununla da kadınları susturmaya çalışıyor ama kadınlar bunlara prim vermeyecek. Bu mücadeleyi kırmak için elinden geleni yapıyorlar ama bu onlara sonuç vermeyecek diye düşünüyorum. Çünkü kadınlar daha da arttıracak bu mücadelesini. Artık bu saatten sonra cin işte şişeden çıktı deniyor ya, bu saatten sonra kadınlar eve, aileye, erkeğe bağımlı kılamazlar. Yani sistemi işte bu erkek devlet şiddetinin kadınlara yönelik bu tarzı, bu tavrı kesinlikle devam edemez ve bunun karşısında kadınlar güç birliğiyle birlikte duracaklar diye düşünüyorum.